15 Yusuf Damoğlu hakembi. hakemlikten gelen MHK Başkanı. Şu anda Merkezon Komitesi Başkanı Zekeriya Alp futbolcu arkadaşım. Ufuk Özerten hakemlikten gelmedi. Demek ki hakemlik aleminin içinde MHK yapacak adam yok şu anda. Ne acı bir şey değil mi hocam? Gerçek. He? Ya gerçek sen ne diyorsun? Ben gerçekten mi? Doğru. Sihir, gerçek. Zaten ne Nusuf acı bir şey doğru değil mi hocam? Ya mi? gerçek. <laughs> Siz... Ya yok eski önemli bir hakemsiniz. Ya Ülkenin bana, yani söylediğiniz bana, ne enteresan. bana, bana bir federasyon başkanı olmuş birisi telefon açtı Bodrum'dayım. Şahitleri de var. Dedim ki ben öyle bir şey düşünmüyorum yıllarca. Enteresan bir isim Söylememiş ismini. Peki dedi hocam dedi ya, ya sen yapmayacaksın tamam de peki kim var dedi. Valla bir tane adam var Yusuf var dedim yani adam belediye başkanlığı yapmış işte şey yapmış filan. Güvenilir insan. Ne yapmış falan. ben de onu düşünüyordum dedi adam. Bak düşün. Zorlanıyor. Yok. Yok değil mi? Hocam güvenmiyorum çoğuna. Allah Allah. Güvenmiyorum ya. Federasyon da beni savcıya şikayet ediyor. Şeyden. Ne o işte. 62 22. 61 21. lan. Kendinize bakın. Benim söylediklerimi, benim söylediklerimi yüzünden Fenerbahçe kulübü beni savcılığa verdi. Savcı reddetti. Sonra Fenerli bazı taraftarlar şeyi bastılar <laughs> basını. Benim söylediklerimi aylar sonra Ali Koç söyledi. Ne kadar çabuk yanıma gelip oturuyorsunuz ya. Şimdi. Benim söylediğimi yıllar sonra, aylar sonra Fikret Orman söyledi hatta. Serkan'a gırgır yaptım ya bir sandalye getirin. Birisi gelecek dedim. Kim gelecek? Fikret Orman dedim. Ben gırgır gır yaptım. Nereden gelecek dedi. Yok dedim ya, beyanat vermiş hakemlere. Hakem de hata yapar insandı. Dört ay sonra hakem insanlıktan çıktı, hata yapmaya başladı. Yusuf, ben şunu söylüyorum Yusuf'cum sana. Tamam, ben de. Bana şu abi. cevabı ver abi. Şu andaki süper süperlikte maçlardaki hakemlerin yeterlilik oranı, sağlamlık oranı yüz üzerinden kaç? Yani yüzde tamam, yüz yani diyemem çünkü herkesi tanıma imkanı yok. Kaç adam? Kaç? Yani o ne bileyim herhalde... Kaç? E, 60, 70, 50, daha kaç 80? Daha yukarıda, daha yukarıda. Eski oranla bayağı yukarıda ama %100 yüz diyemem. Çünkü hani eski derken? Bizim zamanımız mı, bizden evvel mi <laughs> Bizden evvel, bizden sonra bilmem ne gibi. Yani bilmem nelerde daha şeydi, Şimdi daha... 70 ve 80 var herhalde. Burada şu eleştirecek nokta şu bana göre. Devamlı kurulların değişimi... Hatta bir 20 hakem süperlik, 40 hakem süperlik, 50 hakem yani devamlı değişen ve temelde bir sistem oturmadan aynı Türkiye'deki altyapı gibi böyle bir sistem gelmiyor, milli takım gibi, işte yabancı kuralı gibi böyle değişen bir sistemler hakemliğe de uyansıyor. Deve misali bir tarafımız doğru değil, her taraf yanlış olarak böyle gitmektedir. O olması gereken bir 5 senelik perspektif, bir plan alırsın onu sıfırdan başladın ya böyle bir şey yapamıyorsun. Biz arkadaşlarla komiteye uğradık hatta dediğim laf işte bir konu geliyordu. Onlara demişimdir ki o yarın bakarsın istifa ederiz. Çünkü o darbeleri görüyoruz yukarıdan. O kurulda olanlardan belli şeylerden bilmem nelerden oradan buradan bir takım baskıları görüyoruz. Dolayısıyla onlara karşı direniyorsun ve doğru görev yapmaya çalışıyor. Peki, o zaman orada sen kuruldayken, sen kuruldayken özgürce, yüzüm. özgürce, rahat bir, ben oradan şuna geliyorum bak. Burada Şenez Bey'i eleştiriyorum orada. İlk defa çok sevdiğim, saygı duyduğum e, yani dünyada Türkiye'nin en iyi yerlerde görev almış olan bir kişi olarak. Şimdi ben bunu yaşadığım için o dönemlerde hatırlarsan Mehmet Ali Yılmaz'la da münazara ederekten parlamentodaydım. Dedim ki takip kurulu ve Merkez Hakem Kurulu seçimle gelmeli. Neden seçimle gelmeli? Çünkü o güne kadar Futbol Federasyonu Başkanı dahil yönetimindekiler hepsi hakemle oynuyorlardı. İstediği hakem istediği verme etme böyle bir takım şeyler vardı. Bunu engellemenin yolu Merkez Hakem Komitesi özgür seçilir. O zaman ne kurulu dinler ne başkanı dinler. Doğru şeyleri yapmaya başlar ine göre. Tahkim kurulu da aynı şekilde. adaletle kararları verir. Hukukçulardan seçimle gelsin. Nitekim o şekilde ben kanuna koydurmuştum. Kavga ederek mecliste onun kanuna konmasını sağlamıştım o zaman çıkmasını mecliste. Ve o ilk çıkan Futbol Federasyonu kanununda Merkez Erkan ve Tahkim Kurulu seçimle geliyordu. Seçimle geldiği için de istediği gibi atamayla yapıyorlar, düşürmeleri de yapıyorlar. Oradan buradan baskılarla terfi tenziler de zaten terfi tenzi dönemi geldiği anda bütün federasyon kuruldakiler onlar alayı devreye girip sana baskı kurmaya çalışıyor. Bunlar var yeri gerçekleri. Ha bu nedenle bu idi. Sonradan UEFA'da yok FIFA'da yok o derken ana statü değişti. Ve ortadan kaldırıldı. Ha, Şimdi, ne Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Bir ne oluyor? Geliyor federasyon başkanı diyor ki tahkim kuruluna bu. Disim kuruluna bu ki bu, temsil Kurulu'na bu, istediği gibi yap, evet. yap, ben ne eder? Ee, i̇şte ondan sonra dedikten sonra da bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle deniyor. Hocam çok fazla soru var bu arada. Evet. İzleyicilerden gelen evet. soruları da ihmal etmeyelim. Onlara da sorun dedik. Ee, bu sefer hiç şans tanımadık. Bir kere varla ilgili konuda şu çizgi meselesinden çok soru gelmiş. Ee, geçenlerde biz bir çizgiyi overlock gibi gördük hocam. Yani e, açısı çok enteresan. Şimdi buradan Trabzol, veremiyorum. Spor, Ankara, e, ama bu işlerde siz dediniz ki manuel olarak şey belirleniyor hat. Ondan sonra sistem çiziyor. Şimdi ya o çizgıda türlü, yanlışlığın şeyi şu. Çizgıda. Ya bir tanesi kalibre, panel hocam. Kalibre ediliyor. Eğer Bakın sahadaki, mesela şu. Hocam şu yani aşağıdaki. Yani Orada o o çizgi çizgisi dediğimiz kamera yanlış yerde duruyor. Eğri duruyordur. Oysa alınması gereken <laughs> diğer hat mi? Kale çizgi, düz santra çizgisi. E biz şimdi veya... bunu bir garip görüyoruz. Ya, yani. Dolayısıyla anda... oradan yani oradaki ya, yayıncının kamerasında var hatta çizgilerde olursa aynı şey oluyor. Bazen şu oluyor mesela kar yağdığı anda çizgiler kayboluyor. Orada şeyle çiziliyor. Elle bilme. Orada kalibre kayıyor. Şimdi çizgi oradan çizgi doğru mu? Kayıyor. Bu çizgi doğru mu? He? Bu çizgi doğru mu? Bu çizgi yanlış. Dedi orada bunu, bana, bana göre orada tamam da. Yani hata şeyde. E, herhalde kamerada. Tahminim tabii. Yüzde yüz demiyorum ama. Çünkü burada şey, Allah şey Santa Cruz'a şeyin eğri olacağını düşünemiyorum. Trabzonspor Trabzon türü. Spor ya, gücü maçındaki çizgiyi söylüyor. 85 söylüyoruz. milyonu aptal mı zannediyorlar ya? Onu Yusuf? bilmem ben. Onu bilmem. Şimdi bunu söyleyince tenkit oluyor ya. Bu Hani biraz ileride Texas filmlerinde falan esas olan sondan çıkacak Huni'nin başında. Ya çünkü, huni ya Huni. Çünkü çizgilerden kalibre ederek bu çizgi meydana geliyor yani. O çizgisi. Sahte onlar Tam bu kadar ağırlık çizgi. Yani her. onlardan biri bir yani, yani. eğri ise eğri getir. Buradaki yeşil hattı mesela. Eğri olacağını tahmin etmiyorum onların. O zaman işte kamera, yani. kamera, kamera, offside kamerasının şeyi yanlış. Yeri veya bilmem neyi. Kameradan geliyor. Hocam az önce Bu şey da söyledim. ne oluyor? Şeyi etkiliyor bu sefer. Güveni etkiliyor. Buralar çok basit şeyler çünkü bunlar matematik işler artık. Bunlar yapılmadı mı? Ee, izleyiciler i̇zleyiciler mesela en çok buralara takılmışlar onu soruyorlar. Ben hep oradaki görev yaptığım sürece Allah şahittir. Hep doğrudan yan olmuş. İ X, Y, Z takım beni hiç ilgilendirmemiştir. Arkadaşlar görev yaptım arkadaşlar bile hep. Seçerken de düzgün arkadaşları seçmeye çalıştım. Belki yeteneğe bilmem ne, farklıydı ama en azından kimse onlarla ilgili bir de illeke, izleyiciler şeye diyene, Teknik evet. görevliler neden MAK e belirlemiyor teknik görevlileri teknik diye? Teknik görevliler tamamen bir, bir firmaya vermişin işi. İhale etmişin. O enteresan. O oraya i̇hale edildiği için ihale edildiği için ihale edildiği için bu kadrosunu okuruyor. Ama sen ondan hesabını sorarsın. Yanlış yaptı kovarsın. Ceza maddi şey getirirsin, şu getir, bu getir. Her türlü şeyi Sözleşmeyi yapabilir. Sözleşme Ama çizgiyi senden biliyorlar Sözde neden? Çizgiyi yani senden biliyorlar ama. Çizgiyi oradaki teknik ya kim de, varsa seyirci oradan yani biliyor. Oradan diyorum işte. Ya o bunda hata da ya kalibrasyonda hata var gibi bunlar veya var yani e, burada e, ne? Görüntüden et. yayıncı kuruluşun kamera veya bilmem ne de var. Hocam de var. Aç, bir şey aç, aç, var. Az önce sordum, hakemler arasında gruplaşma var mı? Yani onu şey etmek çok zor. Yani her toplumda yani birbirini seven, birini daha az seven devre vardır yani ama o arada Kavga nitelikle veya böyle bir şey yok. Ben kavga o, eder diye anlamında ya, yani, yani Ben onu, öyle, onu o, o şeyler gelirdi. Onlar, ben de toplantıları orada burada arkadaşlara derdim. Mesela, bakın edeyim bilmem ne Birinci benziyor. sınıf hakemler mesela yanına birkaç hakem falan onlarla işte beraber şey, size gelip bunu, söyler mi diye. Yani bu, hocam bunu da kullanalım edelim vesaire. iyi hakem vesaire böyle hani. Yani o tabii bazılarının önerileri oluyor. Yani bu iyi hakemdir işte hocam buna bir dikkat edersen. Şans verelim. Öneririm, verelim derim, bir, şans vermedi bir bunu incele bak Bak, Yusuf ya. E, seyret anlamında. Reklamımız geldi mi Var arkadaşlar? Ben hakemlere pardon kardeşim deyip 3 tane 4 tane kelle uçurmak daha hayırlı olmaz mı? Ya o tartışılır. Örnek. Yani ya tartışılır. Yani, yani o... yeter kardeşim ya yaptığınız salt siz buyurun gidin yeniler gelsin onlar yapsın demek bence daha doğru olur. Çünkü yani... hoca diğerlerini bozuyorlar. Bunu sen de hakemliğinde yapıyorum Bir de, siz isim vererek söylüyorsun. Çok net söylüyorum. Bunlar bozuyorlar. Sen evet, de biliyorsun. Diye, doğru da yani içinde bugün dünyada İşim da aynı değil. şekilde. Dünyada da aynı şekilde. FIFA bu radikal dahi... kararları Erman Hoca'nın söylediği MHK başkanı olarak e, alınmaz mı yani? Niye alınmaz? Yani, tabii, ya Bu a sene veya geçtiğimiz sezon siz yani direkt o başkanlık yaptığınız dönemlerde kötü. Diğerlerine de mesaj olsun diye direkt bu radikal kararı niye almıyor MHK bu, bu sene veya geçtiğimiz yani, sezonda? Geçen sene kendine göre aldı değil mi? Evet. E, bu sene düzeldi mi her şey? Yok. Peki Ama, hocam değil bir be. müsaade, Önemli bir reklam aramız var. varmış yönetmenim uyarıyor. O reklam arasını verelim. Radikal Sizler kararı de. yaptırmadılar. Çok ya. sayıda soru geliyor. alıyordu evet, Onlara cevap vermeyeceğiz. Radikal vereceğiz. kararı yaptırmadılar. Bıraktı gitti. Biliyoruz. Devam edelim. O kaldı, şimdi. Kaldığınız o kadar devam, devam Radikal, Radikal kararlar konusuna reklamlardan sonra takım oyunundan ayrılmayın.